Evet, karşılaşmanın detaylarına baktık. Ankara gücünde ciddi eksikler var ama Beşiktaş'ta golcüler yok. Evet. Ankara gücünde hani yine Börve'nin pozisyonunu doldurabilir Ankara gücü eldeki kadroyla ama Beşiktaş'ta demin onu Evet. konuşuyorduk zaten. Yani en büyük sorunuz şu. Nasıl oynayacak? Kaylerin santrofora geçerse Beşiktaş'ın oyun kurgusu bozuluyor mu? Bence işletim sisteminde büyük arızalar Bence meydana geliyor. geçmeyecek. Bence geçmeyecek. Ortak kararımız. Ortak kararınız. Yani benim adayım Enkudu mesela santrofor için. Evet ama Şu Serdar bağlamda. Sarıdar demişti ki Ne söyledi Serdar? Bir Ersin dakika. geçer oraya Evet. ama Enkudu geçmez dedi. Benim sebebim Düşünülebilir. şu. 4-6-0 gibi. Tabii ya. Enkudu'yu sen orada şey top tutacak, Abubakar gibi oyuna katılacak bir adam Tabii. değil zaten Enkudu. Ama Enkudu sola geçip Larin santrofora geçtiğinde de aynı Necip Sağbek Alan Rozier'i sağ ön boşaltacak. yapmış gibi Yani oluyorsun. orada duracak, alan boşaltacak Evet. yapacağı koşullarla. Larin'in bütün etkinliğini yitirtiyor sonra. Enkudu'yu sürekli Orayı koşatacak. karıştıracak. Yani Karıştıracak orayı. karıştıracak. Stoperleri karıştıracak. Yani Normal bir... Kulüs'ü alacak, sırtına götürecek. Aynen. Şey Pazdan Alan alacak, boşaltacak. götürecek. Alan boşaltacak. Bu kadar basit. Zaten Beşiktaş'ın orta sahası oraya giriyor. Zaten Larin giriyor oraya. Evet, ama ben de sana katılıyorum. Larin'den eğer başlarsa Larin'den bir defa performans alamaz. Onu zaten hoca görüyor. Ha oynatır mı? Öyle tabii ki. Çok düşük ihtimal ama hocadır tabii ki. Oyuncuyla konuşur ama bizim düşüncemiz ki Larin'i ön bölgede gördüğümüz için orada ondan performans alamıyorsun ki sende Cenk yok. Abubakar yok. Bir tek şu an gol yükünü çekebilecek oyuncu o görünüyor. Şu anki durumda. Ama iyi bir takıma karşı da oynayacağını da söyleyelim. Özellikle Hikmet Hoca geldikten sonra bir tek galiba Trabzonspor maçını kaybettiler. Puan kaybı Tabii. yaşadılar. Deplasmanda Konya'dan beraber kaldılar. Ama genelde kazanan bir Ankara gücü takımı inşa etmiş. Şu an bakıldığı Evet, zaman evet. kazan kazan hala kurtulamadılar Hikmet yalnız Hoca demek da. ki Üç maçtır kaybetmiyor. işte ya önemli. İlk geldiğinde de 3 maç kazandı. Tabii. Galatasaray'ı yendi. Tabii canım. Yani Galatasaray'ı lideri yendi. yendi. Lider Galatasaray'dı. Orada liderdi galiba Evet. Galatasaray Karagümrük, takımı. Göztepe. Birçok takımı yendi ama Beşiktaş üzerinden konuşacak olursak Beşiktaş takımı sorun çözebilecek çok fazla oyuncusu var. Özellikle Gezal gibi bir oyuncun var. Golü Doğru. asist kralını hani bir kenara bırakıyorum. Oyun içinde top sıkıştığınız noktalarda o sorumluluğu alan bir oyuncu. Trabzonspor'da nasıl biz Vakame'yi sıkıştığı noktalarda topu ayağına atıp dinleniyorsa Beşiktaş takımında genelde o tarz oyuncu çok fazla ama ekstra işi yapabilecek oyuncu Gezal. Topu aldığı zaman fark yaratacak oyuncu Gezal. Yani ben Vakame ile eşdeğer olarak görüyorum özellik bakımından sıkıştığı noktalarda çözüm üretebilen ve de atacağı final pasları. Ya o kadar zeki bir oyuncudan bahsediyoruz ki. Beşiktaş için eğer sezon sonu şampiyon olursa Beşiktaş takımı eğer giderse ki 2 yıllık galiba kiralık kontratı mı? Yok, tek yıl. Tek Gezal'dan işte alacak. orada çok büyük Diyor. sıkıntı yaşayacaklar ama şu an Beşiktaş takımına en çok katkı veren oyuncu bence Valla Gezal. Zeki Uzundurkan galiba hafta sonu şeyi söylemiş. Bilmiyorum. Ne Hani diye? Leicester City Marsilya ile kontratı sona eren Toveni alıyor. Sağ kenar Ha. oyuncusu Marsilya'daki. Toveni alındıktan sonra Gezal'ın alınma işi kolaylaşabilir diye bir böyle tüyo vermiş. İnşallah Leicester Toveni alır. Çünkü Toveni bizim alacak bir şeyimiz yok. Gelmez Yani. zaten. Hani Toveni alamıyorsan Gezal'ı kap oradan diye bir şey söyleyebiliriz Zaten yani. İnşallah. gelmiş burada fayda da sağlamış. Bari tutmayı başar. Ama bu arada başka takımlar da Süper Lig'de Gezal için devreye Kim girebilir. istemez ki? Yani. O Gezal'a yani mesela şimdi Mehmet Yılmaz futbolcuyken atıyorum seni X takım istiyor, Evet. Y de istiyor, Z de istiyor ama sen X'e gitmek istiyorsun. Kendini daha rahat hissedeceksin. Tabii. Orada daha iyi Takıma da bir performans bakıyorum. Evet, vereceğine o inanıyorsun. önemli. Y ile Z ile kulübün anlaşsa bile sen gitmezsen geçmiş Tabii. olsun. Ya bir defa Yani o oyuncu yüzden istemedikten tabii sonra hiçbir yere ya bir defa satamazsın. sen şimdi büyük kulüp seni istiyor. Evet. Senin gitmek istemediğini öğrendiği zaman o kulüp seni alır mı? Heh, yani. Almaz yani. Kadar basit. İş ona bakar. Peki burada Beşiktaş'taki golcü eksikliği ayrı bir nokta ama Ankara gücünde de eksikler var. Yani o alıştığımız evet rakibine ki son maçta biraz ilk başta kilitliydi Ankara derbisi ama yine de galip gelmeyi bildi Hikmet Karaman'ın öğrencileri ama şimdi bu eksiklerle sıkıntı çekebilir Beşiktaş karşısında her ne kadar eksik de olsa. Hani Börben yokken Börben çıkmıştı maçtan. Emre Güral girmişti. Muazzam bir frikik gol attı zaten. Ama Emre Güral'ın işte ilk 11 başlangıcına güvenemiyorsun. Hani Evet. hani İlk 11 sonradan oyuncusu değil diyoruz yani. yani maalesef öyle bir durum Rotasyon var. sonradan. Hamle Yoksa oyuncusu. yetenek Tabii adamda başka çok yani yetenekli. başka bir yetenek var. Ama Lobanizen'in olmaması Evet. o büyük sıkıntı. Çünkü geçiş oyununda Beşiktaş'ın yani Hikmet Karaman neye çalışmıştır? Trabzonspor nasıl yendi Beşiktaş'ı? Evet. Yani önündeki en basit örnek bu. Geçiş oyunuyla yeniyorsun. Sürekli rakip sahaya seni hızlı taşıyabilecek ama taşıdığı kadar da bitirebilecek oyuncu lazım.
Doğru. Lobanize'nin olmaması büyük sıkıntı. Endre Çekici o takımı orta sahada idare eden çok adam. Kilit oyuncu. Yani bayağı kilit bir gizli oyuncu. Gizli kahramanlardan bir tanesi öyle, diyebiliriz öyle. Endre Çekici için. Yani Hikmet Hoca ne yapacak bilmiyorum ama şimdi Joseph Pencil var. Evet. Hani o bir görevi üstlendi, geçişi üstlendi diyelim. Sorayı nasıl dolduracak? Hadi Berbe'nin yerine zaten orada Aliu Bacci'yi falan oynatabiliyorsun. Sıkıntı yok. Geraldo da oynar diyelim. Evet. Yine iyi maç ama olacak. Ama Çekici'yi, Endre Çekici'nin evet. açığını doldurması biraz zor olacak. Hikmet Karaman hocaya da selam gönderelim. Evet. Bu Hikmet Hoca çok başarılı. Bu programa gelen teknik direktörler böyle birdenbire takım çalıştırmaya başlıyor bakın şu evet. anda. Demek ki bizim kanalımızın öyle. Yılmaz Hoca, iyi bir aşısı Hikmet var. Hoca. Daha öncesinde de biliyorsunuz yine var örnekleri evet. ki Bahar da aynı Bahar'da şekilde. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın başında. Ben de buradan sen de buradan gittin. Ben de buradan gittim. Acaba yine Mehmet Yılmaz'ı gönderecek miyiz bir yerlere? Bakalım. Bakacağız. Nasip neleri gösterecek. Ilgaz Çınar da buradan gitti. Aa, yok ben bizimki başkaydı. Bizim teknik direktör olarak olsun. Değil. Göreve gittin ama keşke sonuçta. Belge alabilsek de gitsek yani. Ilgaz da daha sonra gideceğiz inşallah. Herkes güzel planları var. Bizim de güzel planlarımız var. İlk önce sağlık olsun. Güzel güzel buradan gördüklerimizi iyi bir analiz edelim. Tabii ki yakışır şekilde. Tabii. Ondan sonra nasibimiz neredeyse biz de o işi yapmaya çalışacağız. Hakeme gelecek olursak Halis Özkahya yönetecek karşılaşmayı. İlk maçın hakemi de oydu. Oy muydu? Evet, o yüzden de biraz tepki var bu duruma. Ya hakem tepkinin olmadığı bir hafta veya bir takım hakem ben görmedim. Hakem kim olursa olsun öncesi sonrası hep bir tepki çünkü var aslında. Muhtemelen Halis Özkaya şu maçta bunu yapmıştı diye. Zaten kendi bohçası dolu taraftarlar Halis Özkaya'nın Beşiktaş maçlarında neler yaptığını Twitter'da bir flut bilgi zinciri halinde paylaşmışlardır. Hakem kovalamadığım için hatırlamıyorum. Larin'in yani. Hani golü VAR'a gidilmişti, verilmemişti. Sergen Yalçın maç sonunda eleştirmişti. Emin ol ben hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar, o kadar maç geçti ki. Yani maç üzerine maç bu sıkışık takvimde. Hafta hafta değil maç maç bakmak lazım. Kafamız karışıyor. Şu an aklıma gelmiyor. Yani geçen hafta çok net kafamızda da. Hani 3 gün öncesi, 4 gün öncesi. Maalesef ligin ilk yarısındaki Ankara Gücü maçı çok yok. Net değil. Yani, bende de yok. İşte bu kulüpler artık bunların notunu tutuyor. Yani tutulması lazım çünkü o yol açıldı. Artık barko vizyonlarla gösteriliyor. Bak bu maçta bu olmuştu, bu maçta bu olmuştu diye. Örneğini gösteriyor. Analizci var ya takımın da kulübün analizcileri de var. Bunu var, oradan var. Çıkarıyorlar zaten. Hani sen unutsan bile onlar sana onların işi o. Yani. Onların işi o yapmak zorunda. Evet peki gelen sorularla da devam edelim. Sizce Beşiktaş şampiyon olursa hangi bölgeleri transfer yapmalı? Şampiyonlar Ligi'nde bu bölgeler şu anda bu kadro yetersiz kalır diye düşünüyorum. Bir yıldız transfer gelir mi diye sormuş Sergen. Peki şimdi şöyle düşünelim. Şampiyonlar Ligi hemen. Evet ama Şampiyonlar Ligi'ne göre transfer yapmak durumunda mısınız? İşte bir de bütçeniz ona uygun mu? Bir de bütçeniz ona uygun mu? Yani ben çok ayıp değil. Tabii ki Türkiye, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediliyorsunuz. Hedef tabii olacak ki, tabii ki. Hedef olacak, iyi sonuç olacak da belirli bir süre. Galatasaray'ın en büyük yanlışı oydu. Sürekli transfer yaparak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağını sanmak. Yatırım sanmadın. O tarafa, Şampiyonlar Ligi'ne düşünerek. Onu yapma. Sen bir 5-6 senelik planlama yatırım yap. Yani hepsi çok iyi futbolcuydu. Evet. Seri, Enzonzi, Lemine iyi futbolcu. Doğru, tamam doğru. Bu arada satmadan alamıyordun. Galatasaray'ın hani özel bir durumu vardı. Kiralamak durumundaydı evet. gibi ama bulan bonservisiz oyuncuyu da buluyor. Evet. Hani illa satın almak aslında iş biraz da bence ona bakıyor. Yani iyi ince eleyip sık dokunmak evet. lazım. Hani Ferencvaros gibi de davranabilir Türk kulüpleri 5-6 yıl boyunca. Yani Ferencvaros da Şampiyonlar Ligi'ne o kadar yıldan sonra kaldı. En pahalı adamlar işte son olarak yani daha kaldıklarında bir önceki devre arasında 400 bin euroya aldıkları, Norveç'ten aldıkları Tokmakçıoğlu Engoen'di mesela. Yani, böyle davranıyorlar doğru. kulüpler. Yani tamam hemen, belki 600-700 bin euroya da oyuncu almışlardır da bu parametre. Yani hedefi gittiler. Çok yükseltmemek lazım. İlla evet. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız diye kendi bütçeni de çok fazlasıyla zorlamamak lazım. Tabii ki taraftar ister. Hani Şampiyonlar Tabii. Ligi'ne gidilecekse hem bir Türk takımı hem bir büyük kulüp. Tabii ki taraftar ister iyi oyuncular gelsin ama kulübün de bir iç yapısını da görmek lazım. Düşünmek lazım. Yani geleceği de düşünmek lazım. Kesinlikle. Ki bundan ağzı yandı Beşiktaş'ın. Çok yüksekten hani birçok kulübümüzün yandı. Sadece Beşiktaş üzerinden değil. Çok transferler yapıp evet. bu sefer yine geriye gitmemek için biraz daha tedbirli öyle. Olması lazım. Öyle. Şimdi para demiş ki